köpeklerde atopik dermatit hastalığında eliminasyon diyetinden bahsedeceğim. Atopik dermatit hastalığının sebepleri arasında gıda duyarlılıkları, genetik ve çevresel faktörler demiştik. Şimdi bu gıda duyarlılıklarının önüne geçmek için bir beslenme programı uyguluyoruz atopik dermatit hastalığının yönetiminde. Sizlere bunun aşamalarından bahsedeceğim. Bu özel beslenmeye eliminasyon diyeti deniyor. Bu hastalığın alevlenme ataklarını minimize etmek için yaptığımız bir diyettir. Öncelikle 7-10 gün diyette hiçbir değişiklik yapılmaz. Buna hazırlık aşaması denir. Verilen takviye ve gıda maddeleri kesilir ve durum 1 hafta 10 gün boyunca izlenir. Ardından eliminasyon diyetinin eliminasyon bölümü uygulanmaya başlanır. Bunda da eğer köpeğimize alerji testi yapılmışsa, o alerji testine göre, o alerji testinde pozitif görülen bütün alerjen, protein kaynakları elenerek yapılabilir. Veya sadece hipoalerjenik bir ticari mama markasına da başlanabilir. Veyahut da tek proteinli özel bir gıdaya geçiş yapılabilir. Evden kendiniz köpeğinizin mamasını hazırlıyorsanız, kendiniz tek proteinli hipoalerjenik bir mama köpeğiniz için hazırlayabilirsiniz veya hazır ticari mamaları uygulayabilirsiniz. Bu eliminasyon süresi 8 ila 12 hafta sürer. Bu 8 ila 12 hafta süre boyunca köpeğinize dışarıdan yiyecek, abur cubur, ödül, takviye verilmez. Sadece hipoalerjenik özellikte olan bu mama verilir. Bu 8 ila 12 haftanın sonunda eğer hiç alerji alevlenmesi, kaşıntı tetiklenmesi görülmezse yavaş yavaş diyete yeni protein kaynakları ve yeni çeşitli besinler eklenebilir. İşte bu döneme eliminasyon diyetinin provokasyon dönemi denir. Provokasyon döneminde yeni bir besin katılır diyete ama ondan sonra 1-2 hafta boyunca yine başka bir şey verilmeyerek izlenir. Gıdaya katılan her yeni ürün için 1-2 hafta beklenir. Bu hastalığın yönetiminde öncelikle hazırlık, eliminasyon ve provokasyon dönemleri doğru gerçekleştirildiği zaman bağırsak duvarı, köpeğimizin bağırsak duvarı iyileşerek bazı alerjilere karşı savunma geliştirebilir. Böylelikle normal besinlere yavaş yavaş köpeğimiz dönebilir. Bunun her zaman garantisi maalesef mevcut değil. Ömür boyu hipoalerjenik mamalarla beslenen hastalarımız olabiliyor. Önemli olan alerji ataklarını minimuma indirmektir. Köpeklerde atopik dermatit hastalığının yönetimi için beslenmenin genel ilkelerinden bahsettim. Daha fazla sorunuz olursa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.